Oyun kurduğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Flight Simulator X'in Steam Edition'ını oynayacağız. Bu oyunu Steam'den 40 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Online oynayacağız arkadaşlar. Şöyle P'ye basalım. Evet, bende şu an şey de var. EZdok kamera denilen bir şey var arkadaşlar. Onunla şöyle yöneltebiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle işte görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kamerayı da arkadaşlar internetten, videolardan bulabilirsiniz. Evet, şimdilik biraz görüntü uzaklaştıralım. Bakalım şöyle bir sağımıza solumuza. Online arkadaşlar. Bakalım şöyle bir dışarıya. Şöyle şunu düzeltebilirsek. Bir de bende arkadaşlar Extreme Pro, Extreme 3D Pro var. Şey konsol. Şuradan ben bir sesi kısmak istiyorum. Settings'lerden. Nereden kısıyoruz? Bakın gördüğünüz gibi karşımıza helikopter uçuyor. Şu EZdok kamerayı da buradan Global Disable yapıp kapatabilirsiniz. Ben şuradan Options var, Settings, Sound deyip şuradan ben bir Cockpit şöyle bir kısayım. Şunları da şöyle hepsini bir kısalım. Engines'leri hele, tamam. Tamamdır. Güzel. Arkadaşlar şimdi uçağımız bu. Belki bazılarınız biliyordur. Bununla 51. bölgeye işçi taşınıyor. Ben de bunu seçtim. Öncelikle arkadaşlar bence bu oyunu alacaksanız güzel bir kol alın kendinize. Bende şu an Extreme 3D Pro var. 110 liralık bir kol arkadaşlar bu. İşte XY ekseninde gidebilen bir kol. Bir sürü üstünde tuşu var. Şimdilik Page Down'a basıp geri itişleri çalıştırdım. Bakalım geri gideceğiz mi? Geri gidip yani şu noktayı da kaldıralım. Arkadaşlarımız var burada işte. Görüldüğü gibi şurada iniyorlar, kalkıyorlar. Online serverler oluyor arkadaşlar. Oradan online serverlere girebiliyorsunuz. Biz de şu an kalkış için hazırlanıyoruz. Bakalım ne tarafa doğru gideceğiz. Şuraya doğru iniyorlar galiba. Biz de şuradan kalkalım. İngilizce bir şeyler konuşuyorlar. İşte bu şeye girmeden önce air traffic kontrol mü olmak istiyorsunuz? Yani hava trafiği kontrolü mü sahip olmak istiyorsunuz? Şu an bir keko inmeye çalışıyor. Bakalım inebilecek mi? Hop hop hop. Çok zor. Of of of, jet düştü. Güzel indi gene de. Şöyle biz bir dönelim. İşte arkadaşlar air traffic kontrolleri mi olmak istiyorsunuz yoksa pilot mu olmak istiyorsunuz diyor. Pilot olmak istiyorsanız oradan seçiyorsunuz. Biz şu an pilotuz. Şöyle kokpite geçelim. Hop. Şu EZdok kamerayı da sevmiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle durun, şu ben bir EZdok kamerayı kapatayım. EZdok kameranın güzelliği arkadaşlar hem böyle gösteriyor hem de sarsılıyor. Neyse onu kapatmayayım, size görünem. Giderken sarsılıyor, bir gerçekçilik katıyor. Şöyle görüş açıları da var. Biz şimdi şu taraftan kalkalım. Şöyle taksi rayını takip edelim. Etmeye çalışalım. Of, uçağa bak. Jet'e bakın. 99'a kadar çıkan serverler gördüm arkadaşlar, kişi sayısı. Fakat tabii herkes havalimanında olmuyor. Gene böyle az. Bazıları seferler yapıyor işte. Bazıları da jet falan kullanıyor. Öyle. Şimdi bu şeyin güzelliği böyle sallanıyor gördüğünüz gibi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela P'ye basalım. Oyun dursun. Gerçi online aslında. Nasıl duruyorsa ben onu anlamıyorum. Şuradan ayarlayabiliyoruz da arkada kalıyor. Neyse. Biz P'ye basıp tekrardan şöyle gidelim bakalım. uçak iniyor. İniş takımlarını açmamış. Ha, açmış. Biz göremedik. 2 katlı uçaklar falan filan hepsi burada. Şimdilik bakalım bir uçuş deneyelim. Bu ilk bölümümüz olacak arkadaşlar. Sınavlardan sonra ben bunun devamını getiririm. Sınavlardan sonra benim arkadaşımla beraber CSGO da çekeceğiz. Euro Truck Simulator ucuzladığında onu da alacağım. Onu da çekebiliriz videosunu. İngilizce konuşuluyor bir şeyler. Birisi beni arkadaş eklemiş. Kabul ederiz. Arkadaşlar siz de eğer beni eklemek isterseniz ekleyin. Şimdi bir kalkış yapalım bakalım. Evet, ver gazı. Ver gazı abi, ver gazı. Uçaklar kalkıyor, iniyor, kalkıyor, iniyor böyle arkadaşlar. Kontrolsüz bir şekilde. Herkes istediği gibi uçabiliyor. Gördüğünüz gibi şurada 2 arkadaşımız gibi kontrolsüz. Herkes istediğini yapıyor. Banlanma durumu yok. Herkes istediği gibi uçuyor. Bir şey yok yani. Biz böyle şu an 51. bölgeye doğru gidelim bakalım. Şöyle de iniş takımlarımızı kapatabiliyoruz. Şöyle kalktık. Her yer çöl. Hop, arkadaşımız aşağı düştü. Şurada bir jet var. Gene şu. Heh. Şöyle. Size ben bu EZdok kamerayı da hem tanıtmış olurum. Şöyle biraz hızlı keselim. Sallanıyor çünkü havadayken falan, inerken güzel efekt sağlıyor da biraz böyle kötülüğü de var. Ayarlamak lazım tabi. Size kalmış. Ben kapatacağım EZdok kamerayı. Siz isterseniz EZdok kamerayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sıkıntı çıkarıyor şu an bana. Ama güzel yani, bir efekt sağlıyor. Sallanıyorsunuz falan filan. Şöyle bir dönelim. Flap'ı bir açalım ki uçağımız çok hızlanmasın. Şöyle bir dönelim. Ulan ne biçim dönüyoruz lan. Eski pilotçulardanım ben arkadaşlar. Anamın karnındayken uçak kullanıyorum. Hadi bakalım. Bir de kol var bizde. Hop. Ya şey verdi. Şöyle EZdok kamerayı kapattım. Hop, biraz hız kes diyor. Keselim yoksa hata veriyor. Evet, kestik. Hata verip uçuşu kapatıyor yani. Şöyle bir dönelim dedik. Bakalım şöyle bir gidelim. Sonra da dönelim. Burası neresi, ben onu anlamadım. Çöl. Biraz daha keselim hızımızı. Evet. Tamamdır. Şöyle bir gidelim bakalım. Bir flap daha açalım. Şöyle dönüp tekrardan piste ineceğiz arkadaşlar. Gene hız kesiyor. Biraz hızımızı azaltalım. Ö'ye basıyorum ki hız frenleri açılsın. Arkadaşlar şu arkadaş bir sussun. Evet. Ben bayağıdır uçak kullanıyorum. Biraz indirmesi kaldırması zor. Fakat arkadaşlar bence uçak oyunu alacaksanız konsol, önce bir konsol joystick alın, konsol dedim. Joystick alın arkadaşlar. Yoksa güzel oynayamazsınız. Zevkli olmaz. Şöyle şuradan bir bakalım. Evet. Sigara içilmesin. Kemerler takılsın falan filan. Şöyle bir bakalım. Şurada pist görüldüğü gibi. Şöyle bir döneceğiz, sonra da ineceğiz. Şöyle bir biraz daha şöyle bir dönelim. Tamam. Şöyle biraz daha bir dönelim şöyle. Geniş alalım ki inebilelim. Küçük pist zaten. Arkadaşlarımız iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor. Şöyle de göstereyim. Gölgemiz falan var. Arkadaşlar ek paketleri oluyor. Ek paketleri de yaklaşık oyunun fiyatı kadar ek paketleri var. İşte ben de tam anlamadım ek paketlerini. Oyunun fiyatı 40 lira arkadaşlar. Ama uçakları seviyorsanız bence alın. Veya simülasyon oyunlarını seviyorsanız alın. Şöyle biraz daha hız keselim. Şu an 300 knot'la gidiyoruz. Ve kendinize Extreme 3D Pro alın bence. Joystick alacaksanız. Ya da çok paranız varsa aynı şey alabilirsiniz. Hani böyle büyük oluyor ya. İşte şu kollardan, şunlardan alabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Pist şu tarafta. Tamam, biz bir alçalıp dönelim. Şöyle, tamamdır. Tamam, şöyle bir dönelim. Arkadaşlar klavyeyle olmuyor bu. Ben size söyleyeyim, klavyeyle oynayamıyorsunuz. Bir kere kendiniz önce bir joystick alın. Bir flap da açalım. İniş takımlarımızı açalım. Ben şu an online oynuyorum. Single player'da oynayabiliriz. Şöyle dönelim. Şu pist ne taraftaydı? Yeah, Mia diyor bizim arkadaşlar. Hah, çok güzel. Şöyle. Ben de dönemeyebilirim. Şöyle biraz daha hız keselim. Bir flap da açalım. Flapları arkadaşlar şöyle. Uçağın neresiyse burası, anlamadım. Evet, şurada bizim pist. Kaçla gidiyoruz biz? 216'na. Biraz hızlansın. Düşecek gibi şu an çünkü. Biraz hızlan kardeşim. Şu gördüğünüz kırmızı nokta var, bakın şurada. Oraya doğru gideceğiz. Biraz daha şöyle dönmemiz lazım. Arkadaşlar bunu, oyunu mesela YouTube'dan falan seyrettiğinizde çok daha fazla böyle kaliteli görüntülü uçak simülasyonu görüyorsunuz. Onlar da bu oyunun aynısı. Fakat arkadaşlar bu oyunun aynısı, fakat onların ek paketleri oluyor. İnternette parayla satılan 7 dolarlık ek paket var. Mesela Rex diye böyle bir şey paket var. O da güzel bir ek paket. Onunla çok güzel kaliteli oyununuzu kaliteli yapabiliyorsunuz. Fakat gene o yetmez. Daha fazla ek paket gerekiyor. Evet, şu an bir inişimizi gerçekleştireceğiz. Biraz daha hız kesemine 241 ile geliyoruz. Normalde uçaklar 140 knot'la iniyor arkadaşlar. Şöyle biz de bir 140 knot'a doğru bir inelim bakalım. Şöyle biraz öğeye basalım da hız frenlerimizi açalım. Biraz uçak yavaşlasın. Şöyle ben iyice bir hızımızı keselim. Şöyle bir dönelim. Bakalım ne kadar. Evet, şu an düzledik. İniş takımlarımız açık. Şöyle bir inelim bakalım. Yani uçağı indirmek için arkadaşlar biraz pro olmak lazım. Tabii büyük uçaklar ve joystick alın bence kendiniz arkadaşlar. Şöyle biraz hız kazandıralım. Çok şey çünkü. Şu an ışık bize diyor ki bir tane 3 sarı bir kırmızı var. Biraz yüksekteyiz. O yüzden biraz alçalalım. Şöyle biraz daha hız kes. Bakalım şöyle. Acaba burası neresi? Girerken sizin hangi havalimanında olduğunuzu da söylüyor. Şöyle bir flap daha açmak istiyorum ben. Neredeyse flapımız full. Bir tık daha açtıktan sonra flap full olacak. Onun da nereden görüyoruz arkadaşlar? Şuradan flap seviyelerini görebiliyoruz. Şu an bir arkadaşımız uçuyor. Şöyle 177 knot'a indik. Biraz daha şöyle gidelim. Zaten anca yavaşlarız. Biraz daha yükselmemiz lazım hatta. Şöyle biraz daha ben gaz vereyim. Gaz vereyim, güç vereyim. Güzel ineceğiz bence arkadaşlar. Ve indikten sonra da page down'a basıyorum ki geri itişler çalışsın, daha hızlı durabilelim. Frene basıyorum. Ondan sonra öğe basıyorum. Klavyeden hız frenleri açılsın diye. Bence güzel bir iniş olacak ya. Biraz daha alçalmamız gerekiyor. Evet, şu an iyi. İki sarı, 2 kırmızı var. Biraz daha yavaşlayabiliriz. Görüldüğü gibi 2 sarı 2 kırmızı sizin doğru seviyede olduğunuzu söylüyor. Biraz alçaktayız. Biraz alçaktayız. Şöyle biraz daha yükselmemiz lazım. Şöyle yükselelim. Biraz çok hız kestik. Evet, şu an doğru seviye. Biraz daha alçaktayız. Şöyle biraz daha hız verelim. Hız ver, hız ver, hız ver. Aynen, don't sink. Bu görev yapmadığımız için don't sink diyebilir. Evet, şöyle ben bir ineceğim. Biraz daha yüksel. Yüksel, yüksel, yüksel. Tamam. Tamam. Motorları tamamen kapadım. Şu an güzel bir iniş yapacağız. Ö'ye basalım. Hız frenlerimizi açtık. Şöyle hop, biraz şey oldu. İndik ama. Geri itişleri çalıştırıyorum. Şu an hızlı bir şekilde hızımızı kestik. Tamam, şöyle şuradan girebiliriz. Nedense biraz sert iniş oldu. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Şöyle. Çok bir anda hız kestiğimiz için. Şöyle bir yere park edelim. Şu uçak. Oha, uçağa bakın. Arkadaşlar öncelikle güzel uçak indirmek istiyorsunuz, kaldırmak istiyorsunuz. Önce kendinize güzel bir joystick alın ve sonra pratik yapın. Pratik yaptıkça uçağı güzel bir şekilde indirebilirsiniz. Göz kararı olarak. Bakın ben şu an bunu göz kararı olarak indirdim. Öyle göz kararı olarak güzel şekilde indirebilirsiniz uçakları. Şöyle biz de piste gidelim ve şu an burada bir epic fail var. Gördüğünüz gibi uçağa bakın. Oha. Hop. Uçak güzeldi. Şu an bu servere girerken ben 35 kişi gösteriyordu. Şuradaki kişiler, oyunda olan kişiler. Şu an küçük jetler kalkıyor. Şöyle ben şu uçağa geçeyim. Buraya park etmiş. Biz de şuraya, şu jetway'e park edelim. Arkadaşlar bunlar çalışıyor. Çalışmayı zannetmeyin bunları. İşte kapıları mesela açabiliyorsunuz. Uçağın kapılarını falan açabiliyorsunuz. Bu jetway'leri çalıştırabiliyorsunuz. Sonra benzin falan çağırabiliyorsunuz. Tamamen bir simülasyon oyunu. Mesela şöyle park edelim. Güzel park ettik. Mesela bakın olacak mı? Shift J'ye bastım. Online'da belki olmaz. Olmuyor şu an galiba. Shift J miydi? Alt. Yok. CTRL Shift J miydi? Yok. Fakat bakın arkadaşlar Shift E'ye bastığımızda kapılar açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi J'ye basalım. Olacak mı? Yok. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Motorlarımızı kapatalım. Şuradan motorları kapatabiliyoruz. Flaps'ı kaldıralım. Şuradan Ö'ye basarak şununla kapatabiliriz. Buradan park frenimizi de açtıktan sonra motorları tamamen durduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle uçak oyunu oynadık. Uçuş simülatörünü oynadık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seri devam edebilir. Ben sınavlarım bittikten sonra çekeceğim. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.